Ustam, bizim Nurullah için bir şey yazdıracağım mı? Söyle yazalım. Yok yok, o büyük olur. Şu kadarcık olsa yeter. Söyle ne yazacağımızı da kağıdımızı ona göre seçelim. Sorsam, söyler miydin diye yazacağız. Hepsi bu kadar mı? Bunu sen de yazardın. Ben çok uğraştım, olmadı. Güzel yazamıyorum, eğri biri düşüyor. Şöyle güzel bir hat tamam. Düşürseniz, yani Nurullah beğensin diye. Nurullah. Nurullah. He? Herkes seni sordu. İdare edeceğim diye öldüm burada. Geldim işte geldim. Tamam mı Ayşe? Zor oldu ama koydum. O onu oraya koyacak da, o onu oradan alacak da. Ya aman. Nurullah bari sen deme. Vallahi Emin Ustam seni sordu. Ne konuşursun artık bilemem. Aa, neymiş o? Dur bakayım. O ne acaba? Bakayım. Bak bakalım. Kime gelmiş bilmem. Acaba? Sorsam söyler miydin? Ahmet. Bu ustamız Memaliki Osmaniye'nin en iyi ekmekçisidir. Eyvallah usta. Eyvallah. Niye bilir misin? İşini bir gün ve bir saat aksatmamıştır. Affedin ustam. Ramazan nasıl geçiyor? Gündüzleri fena değil de... akşamları biraz zor geliyor. Hayrola? Hani bir söz vardır ya, dünyada hiç kimse orucunu yalnız başına açan biri kadar yalnız değildir diye. Rahmetli Saken bütün mahalleliği toplardı her akşam. Şimdi nerede? Aşk olsun Hüsmen ağa. Biz ne güne duruyoruz? Çağırsan şuracıktayız. Sağ ol, sağ ol. O zaman bu akşam iftarda sendeyiz. Burada kahvede açarız iftarımızı. Esnafı da çağırırız. Olur mu dersin? Dilruba. Buyurun anneciğim. Ne yapıyordun? Hiç. Nakış kasnağımı kaldırdım. Paşa Hazretleri'nin hanımı bizi iftara davet ediyor. Davete icabet etmezsek çok ayıp olur. Biliyorsun değil mi? Peki. Yok. İnşallah o almıştır. Çok şükür. Söyledi işte. Söyledi. Mahalleli bizim kahveci Hüsmen Ağa'nın yalnızlığını duydu ya, şimdi herkes onun iftarında bulunmak istiyor. O yakındaki işkembeciden iftar için çorba sipariş etti. Ama mahalleli durur mu? Kimi et yemeği gönderiyor, kimi börek. Tatlılar da bizim şekerci Recep Usta'dan. Ama bugünün bizim için başka bir önemi var. Bizim bakliyatçı Ali'nin oğlu bugün ilk orucunu tutuyor. Ramazan çocuklar için de ayrı bir lezzet getirirdi. Kimi öğleye doğru direkt verelim diye tuttururdu. Kimi sen yarım gün tutsan sana yeter derdi. Tekne orucu derlerdi buna. Güya eskiden oruca dayanamayan çocuklar gizlice ekmek teknesinin yanına giderlermiş de ondan. Biz de müsaadenizi isteyelim. Müsaade sizin efendim. Evvelden de demiştim. Ben Dilruba'mızı çok beğendim. Ramazan'dan sonra kısmetse sizi bir ziyaret etmek isteriz. Aa, bekleriz. Ne zaman isterseniz. İşaret geldi. O da beni seviyor. Bu onun mendili. Allah'ım şükürler olsun.
Artık kutuplar kadar uzakta değilim. Bir nefes kadar yakınındayım. Onu bana verirler mi? Ustama söylesem bir yol bulur mu? Berhudar ol kızım. Şimdi misafirdin ama seni bu konağın gelini olarak da görmek isteriz. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Ne yapıyorsun? Bu da benden bir şey. Ne döktün oraya ustadan habersiz? Ya şşşt. Çok tehlikeli bak, ustaya söyleyeyim. Of, mis karıştırdım. Niye? Bilsin diye. Ya Suğur'a kalkmadıysa, uyuyakaldıysa? Kalkmıştır. Ya kalkmadıysa? Bir daha yaparım. Cık. Ahmet, Nurullah. Haydi, haydi. Sahur vaktidir, ayağınıza çabuk olun biraz, haydi. Tamam ustam, haydi. Hadi. Yürü yürü. Ay akşamki iftardan sonra da insan acıktığını anlamıyor. Pek de bir şey yemediniz ama. Afitap Hanım sağ olsun. Muhabbetiyle doyurdu gönlümü. Nezaket sahibi, hürmetkar. Misafirinin gözünün içine bakıyor bir eksiği var mı diye. Evet, öyle. Asalet başka şey tabii. Herkes öyle olamaz. Haklısınız anneciğim. Hadi bakalım. Seni de pek bir sevdi. Uf, şahane koktu vallahi.
Dur Nurullah, bekle. Hadi çabuk dönelim. Bekle. Ya başımıza iş açacaksın ya. Gel gel. Bekle. Hadi çabuk ol. Ver bana. Uzatsana. Tamam. Her valide böyle güler yüzlü değil tabii. Hadi ver. Vallahi Afitap Hanım'ın sana bakarken gözleri parladı. Ya. Ben yardım edeyim. Hadi kızlar çabuk olun biraz. Getiriyorum hemen ben. Baksana söylüyorum bu iş oldu. Hevesli mi? Oh, mis gibi de kokuyor. Mis gibi de laf mı? Çok güzel. Ne koydular acaba içine? Bilmem ki. Hadi tut 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 tut. Tut. Çok güzel kokuyor değil mi? Kolay gelsin ustam. Sağ ol, sağ ol. Hasan, salçayı getirsene. Tamam usta. Buyur. Tamam. Maydanoz da getir. Tamam usta. Sağ olasın. Sen de sağ olasın. Sen neye bayasın bakayım? Sağ ol bala. Sen sağ ol usta. Uzaklardan yollanan bir haber gibi gelse, baharda dağılan bulutlar gibi, toprağa düşen cemre gibi gelse,
çiçek gibi, kelebek gibi gelse, dursa karşımda, işte geldim, buradayım dese, dilime dolanan bütün sözleri söyleyeceğim. Dokunma, dokunma. Tamam, burası bitti. Kapat defterini. Aşağı mahalleye geçiyoruz. Başüstüne. Hayrola? Teftişe mi çıktık? Yok ustam, şey içindi. Muhtesipaya yol göstereyim dedim de. Ha, kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Dükkanda sizi bekleyenler var efendim. Buyurmaz mıydınız? Beni mi? Hayırlı kim? İşler. Allah. Süpürgeyle kürek çavuş sizi beklerler ki dükkanın önünü temizlesiniz. Haydi. Hayırlı işler. Sağ ol. Teftiş var. Aa. Ali ustam. Bugün yarın gelir diyorlar. Kim? Mezbele subaşısı. Gelsin azizim. Neyimiz eksik? Her taraf tertemiz maşallah. Öyle deme Ali ustacığım. Sen yine de dükkanın önünü süpür. Maazallah. Allah Allah. Allah Allah. Sağ ol evladım. Bu ne ulan? Tövbe estağfurullah. Gel buraya Allah bakayım. Allah Allah, fesübhanallah. Eğer gerçekten seviyorsa cevap verir. Yok sevmiyorsa, hayır canım, seviyor. Seviyor. Gelecek mi? Gelir gelir. Seviyorsa gelir. Uşağım ne yapıyorsun burada? Elini kesersin diyeceydim ama zaten kestin. İğneyi telanın tam altından batır kızım. Tamam. Ruslar, gelecek Ramazan'a senin iş biter mi? Elim çabuk tutarsam yetiştirme efendim. Çok acele etme. Yavaş yavaş işle. Nasıl olsa vaktin bol. Siz nasıl uygun görürseniz efendim. Senin yüzünden ceza yiyeceğiz. Hayrola ya? Ne cezası? Şekerci Recep, mezbele subaşısı. Ha bugün, ha yarın gelir diyor. Azizim, benim her yerim tertemiz maşallah. Bunlar manavın mı? Allah Allah. Benden olduğu ne malum ya? Yazdım. Belki başka şimdi mahalleden. Geçelim. Delikanlı, ver bakayım şuradan oturacak bir şey. Buyur. Azıcık soluklarını veren be. Sıcaktan öyle yazdım. Aleyküm selam, aleyküm selam efendi. Selamun aleyküm. Kafa kalmadı sıcaktan. Şimdi bizim yaylada olacaktın, böyle esecekti. Püfü, püfü, püfü. Selamun aleyküm. Aleyküm, aleyküm selam. Selim efendi, yıkanmış yünün var mı? Var Üsmen ağam. Ne için lazımdı? Yorganlık. Şöyle kalınca bir yorgan yaptırayım kış için diyorum. Hay hay. Nereden alıp durun bu yünleri? Rumeli'den geliyor. Kıvılcık bununla, para yetmez. Yapağı çıkmaz enkinde. Ya niye para etmesin? Sen böyle yün gördün mü hiç? Ahmet. Geldim ustam. Biraz eksiği var ustam. Güzel. En güzel yemek hangisidir bilir misin? Mazur görün ustam. Bilemedim. Güzel.
En lezzetli yemek ana sütüdür. Annemiz hangi yemeği yediyse biz onun sütünde o lezzeti aldık. Yani damak tadımız annemizin yediği yemeklerdedir. Bu yüzden annemizin pişirdiği yemekleri çok severiz. Bak, bu ustaların hepsi işlerinin erbabı. Güzel yemek yaparlar. Ama hiçbirinin lezzeti diğerini tutmaz. Neden? Çünkü herkes kendi damak tadını, yani annesinin sütünün lezzetini arar. Sen de kendi damak tadının ardına düşersen muvaffak olursun. Of, ne oldu Dilruba? Söyle tamam, hadi. Tamam, sen gir içeri. Yarın öğleyim bahçede. Beni çağırıyor. Ne zaman göndermiş? Sahurda kendi verdi. Birden karşıma çıktı, elime tutuşturdu. Dün mü? Nasıl gideceksin peki? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Burası saray. Şemsinur Kalfa asla izin vermez. Gizlice giderim ben de. Ne? Kimse görmeyecek mi? Hekim kadına ne diyeceksin? Söylerim canım bir şeyler. Dilruba, yanlış yapıyorsun. Gitmeliyim Can Feda. Bir yolunu bulmalıyım. Ay. Defterdarın hanımının sancısı tutmuş. Hemen çıkmam lazım. Ben de hazırlanayım. Yok, sen kal. Orada yardım edecek birileri varmış. Hay Allah. Ne oldu? Şunu unutmuş. Yani sen şimdi diyorsun ki bu yün para etmez, almayayım. Yok arkadaş, haşa ben demedim almayın diye. Ne diye karışıyorsun o zaman? Yok, inkar etme şimdi. Dedin ki bu yün para etmez. Arkadaş, ben dedim bu kıvırcık koyun. Kıvırcığın yapası iyi olmaz. Karaman koyunu olsa vallahi Toros'un garı bile işlemez. Ne yapalım şimdi? Senden mi alacağım yünü? Ben yün satmıyorum ki. Ne diye karışıyorsun o zaman adamın işine? Arkadaş, bak ben azıcık soluklanayım diye oturuverdin. İş var, güç var. Şimdi kalkacaksın, bulacaksın sarayı, bulacaksın divanı. Ne yapacaksın sarayla divanla? Şikayetim var padişah. Beyim, birincisi bu sokak saraya gitmez. İkincisi divana sabah çıkacaksın. Şimdi oldu vakit öyle. Üç gündür dolaşıp durun, bu koca sarayı bulamadık. Oraya gidem diyorlar, oraya git. Oraya gidem diyorum, durma orada, oraya git. Ya oruç ağız, rezil oldum buralarda. Bizim oralarda gidiveriyorduk subaşıya, gadiye. Takıdanak oluveriyordu her bir şeyle. Yine gitseydin ya. Bu iş subaşılık diye. Anca padişahımız efendimiz hallede. Arzu hal yazdırdın mı? Buraya yazdırdım. Şikayetim var ey padişahım. Olmaz babacığım, olmaz. Her şeyin bir usulü var. Dur, bizim Arzuhalci'ye söyleyelim. O bilir yolu yordu. Gel. Peki madem. Gel benimle, gel. Allah bismillah. Hadi bakalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ağanın bir derdi varmış da onu seninle bir konuşuversin. Hadi buyur, evet, tamam. Buyur. Buyurun. Ben birazdan çıkmalıyım. Ahmet, kendini ateşe atıyorsun. Zaten ateşler içindeyim. Nasıl kavruluyorum bilemezsin. Hiç olmazsa öğrenirim. Yanayım mı, yanmayayım mı? Hadi diyelim gördün, sordun. Peki yanma derse? Derse ki sen kimsin? Ne cesaretle böyle bir soru soruyorsun? O zaman daha çok yeneceksin. Gel soğuma. Soğuma. Öyle güzel bir kumaş gördüm ki Didar. Ay gerçekten mi? Can Feda. Şemsinur Kalfa koş. Can Feda. Ay Allah, ne oldu? Ne oldu kıza böyle? Ay,
mı? Bilmiyorum. Fenalaştı. Hay Allah'ım. Ne oldu kızım? Can feda, kendine gel. İyi galiba. Çekilin kızlar sizde. Açılın biraz ne olur. İyi tamam. Misin? Daha iyiyim. Tamam, daha iyiyim. Tamam, biraz tamam. Bahçeye çıkarsak daha mı iyi olur? Halsiz görünüyor. Yürüyebilir mi böyle? Ben yardımcı olurum. Annem gelene kadar çıkaralım biraz. Daha kötü olmasın. İyi, çıkarın o zaman. Nihan, Didar, siz de çıkın da yalnız kalmasın Dilruba. Peki efendim. Hı-hı. Hay Allah. Ne diyeyim? Her işi tamamladım. Ustam erken gel dedi. Diyeyim mi? Yalan olur, söyleyemem. Dilruba'yı bekleyeceğim de diyemem ki. Bahçeye çıkmam lazım. Olmaz. Ahmet! Buyur ustam. Hayrola? Hasta mısın evladım? İyi görünmüyorsun. Sahurdan beri uyumadım da ustam. Belli oluyor. Şimdi git biraz dinle. Sağ olun ustam. Ahmet! Pişman olacağın işler yapma. Biraz daha iyisin değil mi canım? İyisin değil mi? Açık hava iyi geldi. Aman Allah'a şükür. İyiyim. Merak etmeyin. Oh çok şükür. Birazdan hiçbir şeyin kalmaz. Sağ ol Can Feda. Sen de olmasan. Önemli değil. Yalnız doğru yaptığına emin misin Dilruba? İçimdeki ses böyle olmalı diyor. Oku bakayım, ne yazı verdin? Şevketli, kerametli, devletli sultanımız. Efendim, iyi demişsin. Bize bir yaylada yazı verdin mi? Bizler Menteşe yörüklerinden olup eskiden beri bize verilmiş olan yaylalarımızda yaylarken... Kışlaklarımız var bizim aşağıda. Sahile inip dururuz. Sana ne dedin sen? Birkaç aydan beri avşarlar yaylalarımıza gelip yaylamaya başladılar. Deyiverdi mi? Onların koyunları bizim koyunlara karışıyor. Ekinleri, bostanları yiyorlar diye dedin mi? Dedim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kim bu? Mezbele subaşısı. Neyler ki mezbeleyle çerçöple? Sokaklar temiz mi diye bakıyor. Vay be. Parçanın adamı desen ya. Koş maşallah, koşan bile. Öyle. Tanıyıp durur mu bunu? Hı-hı. Tanırım. Desen ya beni yarın büyük malı verse, kurtuluversen bu işlerden. Babacığım böyle olmaz. Yarın gidersin divana erkenden, verirsin arzu haline. Vallahi koş ha. Şş, oğlum bak gelmek üzereler ha. Dikkat et, iyice toparla şuraları. Ne yani? Hiçbir şey yok. Tertemiz her yer. Oğlum şuralara baksana. Bak, bak, bak işte ha. Bu ne? Ha, bu ne? Ya o her şeyi ben mi göstereceğim? Allah Allah! Allah Allah! Hayda! Allah Allah! Allah! Allah Allah! Allah Allah! 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 Buranın hali ne böyle? Bir daha böyle görmeyeceğim. Hemen kesin cezasını şunu. Allah! Durun, izah edeyim. Bir şans daha verseniz. Al bakalım. Allah! Allah!
Şuracıkta öleceğim. Ben de. Gelmesin diye çok korktum. Geldim işte. Denizin kokusunu da getirdim. Sordum. Söylemedin. Söyledim. Mendil. Benim de. Biliyordum. O küçük kızın hiçbir şey unutmadığını biliyordum. Yüreğimde taşıdım hep. Seni yeniden buldum. Bu bizim yazgımız olmalı. Öyle mi dersin? Öyle. Ben ne Mecnun'um, ne Ferhat. Ama onların yoluna çıktım bir kere. Sonunda yanmak da olsa ben bu ateşin üstünde yürüyeceğim. Sen de yürür müsün? Sonsuza kadar yürürüm. Ama her şey benim elimde değil ki. Annem, o ne derse... Dese ki Ahmet olmaz. Der mi? Sorar mısın? Cevabını burada bekleyeceğim.